En müstahsil makbuzu nedir? Sistemde nasıl tanımlanır? Defter tutan çiftçilerin veya toptancıların, defter tutmayan çiftçilerden satın aldıkları ürünler karşılığında düzenledikleri ticari belgedir. En müstahsil makbuzu düzenlemek için en müstahsil makbuzu lisansımız olmalıdır. Sunucumuzda gerekli tanımlamaları yaptırdıktan sonra kullanıcı etkilendirmemiz gerekmektedir. Kullanıcı etkilendirmenin nasıl yapılacağını kullanıcı etkilendirme videomuzdan izleyebilirsiniz. İlk olarak en müstahsil makbuzu düzenleyeceğimiz kişinin ilgili bilgilerini cari kart üzerinde tanımlamalıyız. Bunun için cari kart listesini görüntüleriz. Liste ekranında aşağıdaki panelden yeni bir cari kaydı oluşturabiliriz veya kayıtlı cariyi seçerek değiştirip bilgilerini güncelleyebiliriz. Cari kart detayı sayfasında kişiye ait faturayı göndereceğimiz bir e-posta adresi tanımlamamız gerekmektedir. Daha sonrasında faturanın hangi senaryo ile karşı tarafı iletileceğini seçmemiz lazım. Cari kart detayı sayfasında aşağıdaki sekmelerden müstahsil alanını inceleyecek olursak, buradaki parametreleri müstahsil parametreleri uygulansın mı alanını işaretlersek ön tanımlı olarak getireceği alanlardır. Bağkur numarası, muafiyet belge numarası, muafiyet başlangıç ve bitiş tarihlerini seçebiliriz, komisyon oranı belirleyebiliriz. Daha sonrasında bilgilerimizi kaydedelim. En müstahsil makbuzu düzenlemek için ilgili cariyi seçip liste ekranının kenarında bulunan panelden bu cariye bir müstahsil makbuzu düzenleyelim. Düzenleyeceğimiz müstahsil makbuzunda stopaj alanında bulunan parametrelerden İlgili oranları manuel girebileceğimiz gibi sistem parametrelerinden de ön tanımlı gelmesini sağlayabiliriz. Komisyon oranı cari kartta belirlediğimiz komisyon oranından gelmektedir. Diğer alanların parametrelerini inceleyecek olursak, Diana sayfası üzerine gelerek sistem yazmalıyız. Sistem parametreleri sayfasında arama alanına stopaj yazdığımızda stopaj başlığında bulunan parametreleri bilgilerimiz dahilinde düzenleyerek kaydettiğimizde faturalarda ön tanımlı olarak bu alanların gelmesini belirleyebiliriz. Buradan stopaj oranı, SSDF, Bağkur, Borsa, Komisyon gibi alanları düzenleyebiliriz. En müstahsil makbuzu ile ilgili bir diğer sistem parametresi ise şu şekildedir. Arama alanına en müstahsil yazdığımızda fatura başlığı altında bulunan en müstahsil parametrelerini ve en müstahsil makbuzu parametreleri aşağıdaki gibidir. En müstahsil makbuzu alanında oluşturacağımız fatura için kullanacağımız alanları belirleyebiliriz. Bu alanlar için ön tanımlı gelebilecek bilgiler kaydedebiliriz. En müstahsil makbuzu kalemleri başlığında ise faturalarımızda yer alacak bilgilere ön tanımlı gelmesini sağlayabiliriz. En müstahsil makbuzu ile ilgili diğer sistem parametresi ise şu şekildedir. Sistem parametrelerinde grubu müstahsil olan kayıtlar için şahıs türündeki carilerde KDV oranını sistem 0, kuruluş türündeki cariler için KDV oranını ise sistem 1 olarak ön tanımlı getirecektir. İlgili alanları değiştirip kaydet dediğimizde sistem parametrelerindeki değişiklikleri fatura üzerinden görüntüleyebiliriz. Oluşturacağımız en müstahsil makbuzu ile ilgili genel alanında bu cariye ait bilgileri görüntüleyebiliriz. Daha sonrasında faturaya ait kalemler alanından bir stok belirlememiz gerekmektedir. Bu stok için miktar ve fiyat belirlenir. Daha sonrasında oluşturduğumuz en müstahsil makbuzu faturasını kaydedelim. Oluşturduğumuz en müstahsil makbuzu faturasına fatura sayfasından fatura listesi ekranından görüntüleyebiliriz. Oluşturduğumuz e-müstahsil makbuzu kaydını senaryosu e-müstahsil makbuzu olarak görüntüleriz. Daha sonrasında oluşturduğumuz e-müstahsil makbuzunu e-müstahsil makbuzu giden kutusundan entegratöre göndeririz. Bunun için e-devlet sayfasında bulunan e-müstahsil giden kutusu sayfasını görüntüleriz. Bu listede oluşturduğumuz e-müstahsil faturalarının tümünü görüntüleyebiliriz. Faturamız entegratöre gönderilmeyi bekliyor olarak gelecektir. İlgili kaydımızı seçip aşağıdaki panelden entegratöre gönder dediğimizde sistem bize bir adet müstahsil makbuzu entegratöre gönderilsin mi sorusu soracaktır.
İntegratöre gönderdiğimiz müstahsil makbuzu kaydını giden kutusundan görüntüleyebiliriz. Burada bu faturaya dair bilgiler yer alacaktır. İntegratöre gönderdiğimiz faturayı seçerek aşağıdaki panelden e-müstahsil görüntüle dediğimizde gönderilen faturayı görüntüleyebiliriz. Burada düzenleyen alanında firma bilgilerimiz, müstahsilin bilgileri alanında cari karta tanımladığımız bilgiler yer alır.